Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. ortak sınav soruları. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sınav sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. İlk sorumuz mevsimlerin oluşumuna ilgili dünyanın güneş etrafındaki konumları aşağıda modellenmiş. Türkiye'de bulunan bir ağacın her ayın ilk günü öğle vaktinde oluşan gölge boyu ölçülmüş. Buna göre dünya 3 numaralı konumdan 4 numaralı konuma geçerken yapılan ölçümün grafiği, evet, 3'ten 4'e geçiyor arkadaşlar. Buradaki bakın güneşe olan uzaklıktan dikkat edelim. 1 Ocak'ta gölge boyu uzun, 1 Şubat'ta kısalmış, 1 Mart'ta daha kısalmış. İkinci soru, dünya üzerinde F ve C şehirlerinde yılın birbirini takip eden aynı tarihlerde gece ve gündüz süreleri aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Bu şehirlerin bulundukları yarım kürenin kesin olarak belirlenmesi için grafikteki verilere ek olarak hangi bir yere ihtiyaç vardır? Burada bakalım F'deki arkadaşlar gündüz süresi azalmış, C'de ise gündüz süresi artmış. Grafikteki şehirlerin hangi tarihte gece gündüz sürelerini yaşadığı bilgisine ihtiyacımız var. Evet, buradaki tarihi verirseniz arkadaşlar tarihteki gece gündüz sürelerine bakarak bunu tahmin edebilirdik. Çünkü 21 Aralık, 21 Haziran tarihleri arasında kuzey yarım kürede gündüzler uzarken 21 Haziran, 21 Aralık tarihleri arasında güney yarım kürede gündüzler uzamaktadır. Bu bilgiden hareketle grafikteki tarihler bilinirse şehirlerin yarım küreleri kesin olarak bilinebilir. Üçüncü soru, bir hücredeki kalıtsal yapılar aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Buna göre modeldeki kalıtsal yapıları işaretleyerek isimlerini ve görevlerini yazalım. Evet, burada nükleotit, fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan DNA'nın yapı birimidir. Yeşiller fosfat, buradaki beşgenler şeker, diğer altıgen ise organik baz. Kromozom DNA ve özel proteinlerden oluşan kromatin ağının kısalıp konulaşmasıyla oluşan yapılardır. DNA, kromozomların yapısında bulunan ve canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan ikili salmal yapıdaki moleküldür. Gen, DNA üzerindeki kalıtsal özellikleri çifrelendiği nükleotit dizileridir. Dördüncü soru, kahveler zincirlerinden oluşan bir DNA'nın kendini rahatsız eşleyerek oluşturduğu ve birinci ve ikinci zincirdeki nükleotit diziliminin aşağıda verilmiş arkadaşlar. Burada bakalım birinci zincir, ikinci zincir ve buradaki dizilim verilmiş. Buna göre kahveler zincirleri oluşan DNA molekülünün nükleotit dizilimini yazalım. Buradaki K zincirinin arkadaşlar A, G, G, A, C, A, L zinciri ise arkadaşlar T, C, C, T, G, T şeklinde devam eder. Beşinci soru, aynı karakter ait farklı fenotipteki iki saf döl bezelye çaprazlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Bezelyelerin genotiplerini belirleyerek bu çaprazlamayı yapınız. Farklı fenotipteki iki saf döl bezelyelerin genotipleri AA ve küçük AA'dır. Bunların çaprazlaması ise şu şekildedir arkadaşlar. Burada çaprazlaması yazıldı. B. Çekinik karakterlerin fenotipinde görülme olasılığını yazalım. Çekinik karakterlerin fenotipte görülme olasılığı yoktur. Çünkü bu çaprazlamadan %100 melez genotipli bezelyeler oluşur. Bunların fenotipi de baskın karakterlidir. C. Baskın karakterin fenotipte görülme olasılığını açıklayalım. Baskın karakterin fenotipte görülme olasılığı %100'dür. Çünkü çaprazlama sonucunda elde edilen tüm bezelyeler melez genotiptedir. 6. Bir karakter bakımından farklı fenotiplerdeki A ve B bezelyelerinin çaprazlama sonucu A bezelyesi ile aynı fenotipte bezelyeleri oluşturulmuştur. Buna göre A bezelyesinin genotipi belirlenebilir mi? A bezelyesinin genotipi belirlenemez. A bezelyenin genotipinin belirlenebilmesi için karakterlerden hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğu bilinmesi gerekir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. ortak sınav soruları. Milli Eğitim Bakanlığı örnek sınav
sorularla birlikteyiz arkadaşlar. İlk sorumuz mevsimlerin oluşumuna ilgili dünyanın güneş etrafındaki konumları aşağıda modellenmiş. Türkiye'de bulunan bir ağacın her ayın ilk günü öğle vaktinde oluşan gölge boyu ölçülmüş. Buna göre dünya 3 numaralı konumdan 4 numaralı konuma geçerken yapılan ölçümün grafiği evet 3'ten 4'e geçiyor arkadaşlar. Buradaki bakın güneşe olan uzaklıktan dikkat edelim. 1 Ocak'ta gölge boyu uzun, 1 Şubat'ta kısalmış, 1 Mart'ta daha kısalmış. İkinci soru, dünya üzerinde F ve C şehirlerinde yılın birbirini takip eden aynı tarihlerde gece ve gündüz süreleri aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Bu şehirlerin bulundukları yarım kürenin kesin olarak belirlenmesi için grafikteki verilere ek olarak hangi bir diye ihtiyaç vardır? Burada bakalım F'deki arkadaşlar gündüz süresi azalmış, C'de ise gündüz süresi artmış. Grafikteki şehirlerin hangi tarihte gece gündüz sürelerini yaşadığı bilgisine ihtiyacımız var. Evet buradaki tarihi verilseydi arkadaşlar tarihteki gece gündüz sürelerine bakarak bunu tahmin edebilirdik. Çünkü 21 Aralık 21 Haziran tarihleri arasında kuzey yarım kürede gündüzler uzarken 21 Haziran 21 Aralık tarihleri arasında güney yarım kürede gündüzler uzamaktadır. Bu bilgiden hareketle grafikteki tarihler bilinirse şehirlerin yarım küreleri kesin olarak bilinebilir. Üçüncü soru, bir hücredeki kalıtsal yapılar aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Buna göre modeldeki kalıtsal yapıları işaretleyerek isimlerini ve görevlerini yazalım. Evet burada nükleotit, fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan DNA'nın yapı birimidir. Yeşiller fosfat, buradaki beşgenler şeker, diğer altıgen ise organik baz. Kromozom DNA ve özel proteinlerden oluşan kromatin ağının kısalıp konulaşmasıyla oluşan yapılardır. DNA kromozomların yapısında bulunan ve canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan ikili salmal yapıdaki moleküldür. Gen, DNA üzerindeki kalıtsal özellikleri çifrelendiği nükleotit dizileridir. Dördüncü soru, kahveler zincirlerinden oluşan bir DNA'nın kendini rahatsız eşleyerek oluşturduğu ve birinci ve ikinci zincirdeki nükleotit diziliminin aşağıda verilmiş arkadaşlar. Burada bakalım birinci zincir, ikinci zincir ve buradaki dizilim verilmiş. Buna göre kahveler zincirlerinden oluşan DNA molekülünün nükleotit dizilimini yazalım. Buradaki K zincirinin arkadaşlar A, G, G, A, C, A, L zinciri ise arkadaşlar T, C, C, T, G, T şeklinde devam eder. Beşinci soru, aynı karakter ait farklı fenotipteki iki saf dört bezelye çaprazlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Bezelyelerin genotiplerini belirleyerek bu çaprazlamayı yapınız. Farklı fenotipteki iki saf dört bezelyelerin genotipleri AA ve küçük A'dır. Bunların çaprazlaması ise şu şekilde arkadaşlar. Burada çaprazlaması yazıldı. Ve çekirdek karakterlerin fenotipinde görülme olasılığını yazalım. Çekirdek karakterlerin fenotipte görülme olasılığı yoktur. Çünkü bu çaprazlamada %100 melez genotipli bezeler oluşur. Bunların fenotipi de baskın karakterlidir. C. Baskın karakterin fenotipte görülme olasılığını açıklayalım. Baskın karakterin fenotipte görülme olasılığı %100'dür. Çünkü çaprazlama sonucunda elde edilen tüm bezeler melez genotiptedir. 6. Bir karakter bakımından farklı fenotiplerdeki A ve B bezelyelerinin çaprazlama sonucu A bezelyesi ile aynı fenotipte bezelyeler oluşturulmuştur. Buna göre A bezelyesinin genotipi belirlenebilir mi? A bezelyesinin genotipi belirlenemez. A bezelyesinin genotipinin belirlenebilmesi için karakterlerden hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğu bilinmesi gerekir.